yapmıştık. Şimdi bunu yapacağız. Allah-u Teala buyuruyor ki innel müslimine vel müslimatim. Teslim olan kadınlarla teslim olan erkekler diyor. Ayrı ayrı, kadınla erkeği ayrı ayrı zikretti burada. Şimdi masanın üzerinde yaptın mı? Arabaya tuvaletin en sağındaki tuvalet şeyinde kaldı, oraya astım onu. Eyvah! Koş oraya. En sondaki. Şimdi burada Allah-u Teala bir konuya dikkat çekiyor. Müslüman, mümin, kanit, sadık, sabir, Müslümanın yapması gereken davranışları bahsediyor ve bu davranışları yapan adamlara da farklı farklı isimler veriyor. Herkes kendi yaptığı amele göre bir isim kazanıyor Allah nazarında. Allah-u Teala o davranışları yapanları farklı değerlendireceği için mahşerde, farklı sevap vereceği için o amellere göre bir sıfat veriyor ona burada, kişilere. Bunların en düşük sıfatı teslim olmamızdır Allah'a. Yani Müslümanlığın kapısından içeri girmenin yolu işte o Müslüman, yani teslim olmak eylemidir. Allah'a teslim olma. Bu teslim olmanın insana getirdiği, Müslümana getirdiği şey şu: kendi benliğini Allah'ın huzuruna çıkarmamak. Kendi benliğini Allah'ın iradesinin karşısında, yüceliği karşısında yok kabul etmek. Bu teslimiyet manasına gelir. Şöyle izah edeyim size. Bir ordu düşman ordusunu yenince o ordu ona teslim olur. Beyaz bayrağı çeker, teslim olur. Ne demektir teslim olması? O ordunun, mağlup olan ordunun nedir teslim olması? O milletin, o topluluğun, o devletin iradesini kabul etmiş demektir artık. Onun boyunduruğu altına girmiş demektir yani. İşte Müslüman demek, kendi iradesini geri plana itip Allah'ın iradesine teslim olması manasına geliyor. Ben mağlubum karşısına diyeceksin. Teslim bayrağını çektim ya Rabbi diyeceksin. Ama biz bunu yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Allah'la mücadele veriyoruz. Evet, insanoğlu öyle. Kur'an-ı Kerim'i hafife alıyor. Sen şimdi bir paşanın, bir generalin sözünü bir er hafife alabilir mi? Verdiği emri yapmazdı, yapabilir mi? Allah'ın dediğini yapmıyor demişti. İsyan ediyor. Öyle. Benim emrimi yerine getirmeyen Hazreti Adem bile bana isyan etti diyor Allah-u Teala. Taha suresinde. Asi oldu bana, asi diyor, aynen. Adem peygamberi. Ha demek ki Allah'ın emrini yerine getirmediğin zaman, yapmadığın zaman Allah'a isyan ediyorsun. Bu bir teslimiyet olmuyor. Teslim olan kişi kendi iradesini gölgelemiştir, geri plana bırakmıştır, geri plana itmiştir ve Allah'ın iradesine teslim olmuş demektir. Teslim olmanın kendi içerisinde, Müslüman kelimesinin kendi içinde getirdiği çok ciddi bir mana var. O mana barış demektir. Teslim olan Müslüman adam Allah'ıyla barışık halde yaşayan adamdır. Müslüman olan adam hanımıyla, çocuklarıyla barışık yaşayan adamdır. Komşusuyla barışık yaşayan adamdır. Men selimel müslimune min lisanihi ve yedihi dediği Peygamberimizin hadisindeki tanım da budur. Müslüman demek, elinden ve dilinden komşularının, insanların güvende olduğu adam. Müslümanın tanımı bu. Yani bu ayetleri tefsir ediyor Peygamberimiz. Yani kafadan konuşmuyor. Dolayısıyla güvenilen adam demektir. Teslim olan adam, barış içinde olan adam demektir. İşte bu giriş kapısının birinci basamağıdır. Dinimize giriş kapısının, evet.
Peki, sağ ol. İkinci basamak, vel mu'minine vel mu'minat, inanan erkeklerle inanan kadınlar diyor. Bu sefer inanmışlığı bu Müslüman kavramının içine koyuyor. Yani Müslüman kavramı bir şemsiye. Böyle düşünün. Bir şemsiye düşünün. Onun içine bir takım kavramları koyuyor şimdi Allah-u Teala. Müslümanı geliştirecek şimdi. Onu manevi oluşumlarla, amellerle o Müslümanın şahsiyetini geliştirmeyi anlatacak burada şimdi. Müslüman kavramı bir şemsiye. Bunun içinde birinci şart iman etmiş olmak gerekiyor. Onun için vel mu'minine vel mu'minat kavramını söylüyor. Eski alimler bunu şöyle değerlendirmişler. Müslüman en düşük olanıdır. İkinci mümin olanıdır. Üçüncü takva olanıdır. Dördüncü muhsin olanıdır. Beşinci muhlis olanıdır filan diye böyle bir derecelenme yapmışlar filan. O derecelenmeye Kur'an-ı Kerim'e uygundur ama buradaki manası o değil. Buradaki Müslüman kavramının içerisinde iman etmiş olması gerekiyor. Nedir bu iman etmiş olması? Müslümanlığı yetmedi mi? Yetmedi. Müslüman teslim olmuş insan demektir. Ama bu teslimiyetin hangi değerle beraber yapılması gerektiğini, imanla beraber yapılması gerektiğini. Ha ben Allah'a teslim oldum demek yetmiyor. İnanmak gerekiyor. Onun kutsal kitabına, meleklerine, peygamberlerine vesaire 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 inanmak gerekiyor. Onun için inanan erkeklerle inanan kadınlar dedi. Vel ganitine vel ganitati. Kunut. Kunut duası okuyorsunuz ya vitir namazında. Yatsı gece namazında, vitir namazında kunut duası okuyorsunuz. İşte kunut buradan geliyor. Kanitin kelimesi veya o buradan geliyor, bu oradan geliyor. Fark etmez. Kanitin itaat eden, boyun eğen demektir. Demek ki inanan adam üçüncü merhalede Allah'a itaat etmiş olması lazım. Boyun eğmiş olması lazım. Bu davasında, bu imanında samimi olması lazım. İnanan, Allah'a inanan, onun dinine inanan, samimi ise şayet ganitin olması lazım. Kunut olması lazım. Yani boyun eğmesi lazım. İtaat etmiş olması lazım. En iyisi itaat etme kavramı buraya uygun düşüyor. Ve sadikine ve sadikati. Sadık erkeklerle sadık kadınlar diyor. Bu sefer Allah-u Teala Müslüman, mümin, kanit, itaat eden ve sadık, doğru insan, doğruluk, doğruluk makamına yükseliyor. Ha bir insan mümin olabilir ama sadık olmayabilir demek istiyor Allah-u Teala. Müslüman olur ama sadık olmayabilir yani. Ama sadakat çok ciddi bir olaydır. Yani Allah'a verdiğin sözde sadık olmak. Allah'a verdiğin sözde sadık olmak, imanına sadık olmak, teslimiyetine sadık olmak, itaatine sadık olmak. Onun için sadık kavramı doğru iş yapan demek ki doğru olanlar, doğru erkekler, doğru kadınlar manasına geliyor. Doğruluk çok ciddi evrensel bir değerdir. Herkes doğruluğu arıyor dünyada. Yanlışları görüyorsunuz, yalanları görüyorsunuz, sahtekarlıkları görüyorsunuz. Ama insanlığın susadığı kişiler doğru insanlardır. Mahkemede doğruyu söyleyen, anası da babası da olsa, akrabası da olsa, kendin de olsa doğruyu söyleyeceksin diyor Allah-u Teala. Nisa suresinde öyle söylüyor Allah-u Teala. Velev ala enfusikum evil valideyni vel agrabin in yekun ganiyen ev fagiran. Annem babam bile olsa, yakın akraban olsa, sen kendin bile olsa, zengin fakir demeden doğruyu söyleyebiliyor musun diyor Allah'a?
O zaman adaletin bayrağını burçta dikiyorsun. Künu kavvamine bil gıstı şuhede lillahi. Allah adına şahitlik yaparak adaletin bayrağını burçta dikin diyor Allah-u Teala. Heh, sadık adam. Doğru adam. İşte bu insanlara bir şeyler yapacak Allah-u Teala. Ayetin sonuna gelecek o. Ve sabirine ve sabiratı. Sabreden adam. Dayanan adam. Belaların altından o belaları, problemleri çözerek kalkan adam demektir. Sabara kelimesini bize yanlış anlattılar. Problemlerin karşısına ezilen, elini böyle büken, zengine zekat vermek düşermiş. Böyle anlatıyorlar. Fakire de sabır düşermiş. Yani o uyuştursun elini, otursun. Hayır. Fakire sabır düşer demek, fakire çalışmak düşer. O problemi çözecek, fakirliğini çözecek demektir. Yanlış anlatmışlar bunu. Pasifize etmişler. İslam alemini. Zaten öyle demişler. Bir lokma bir hırka demişler. Bizi mahvetmişler yani. Çalışmadı. Bir lokma bir otur. Otur da Avrupalılar çalışsın da sonra sen işte onlara muhtaç ol. İşte anladın mı yani? Böyle bir İslamiyet söylediler. Hem de bunu tasavvuf adına yapmışlar. Hem de bunu İslam adına yapmışlar. Sabirine sabiren. Neye karşı sabır dediğin zaman da bunu Bakara suresinin 177. ayetinde Allah-u Teala söylüyor. Fil be'sâi ve darrâi. Savaş anında, mücadele anında dinini, namusunu, imanını, vatanını, milletini, bayrağını müdafaa ederken dayanmak, sabır, dayanmak. Problemlerde, sosyal hayatın problemleri olur, ferdi problemler olur, ailevi problemler olur. Hanımın problem yaratırsana sabredeceksin. Kırma dökmek yok. Problem yaratıyorsana görüyorsun bu işi ama işte çocuğun da problem yaratabilir sana. Bunlara dayanacaksın, bu problemleri çözmenin yoluna gideceksin. Ha işte burada ve sabirine ve sabıra dediği bu. Sabırlı erkekler, sabırlı kadınlar. Ha bu sabır kelimesini, bu doğruluk kelimesini, bu itaat kelimesini devletin, insanlığın her kademesine uygulayabilirsin. Devlet adamı sabırlı olacak. Siyasi adam sabırlı olacak. Ev hanımı sabırlı olacak. Anne sabırlı olacak. Baba olursan baba sabırlı olacak. Yani işveren sabırlı olacak. İşçi sabırlı olacak. Yani toplumun çeşitli problemlerine omuz verirken dayanıklı olmak, sabretmek demektir bunun manası. Bunu toplumun her boyutuna, sosyal hayatın her boyutuna uygulayabilirsiniz. Tabii ki toplumun her boyutuna uygulayabilmek için bu sabır, dayanıklılığı önce insan kendi içinde bunu uygulayacak ve aklın, gönülün nefse karşı dayanması. Nefisle cihat yaparken, İçimizde bu savaş varken, bu savaşta dayanıklılığı ifade ediyor. Bunu yapamayan adam dışarıdakini hiç yapamaz yani. Bu mümkün değil. Kendi içindeki mücadeleyi kaybeden, sabredemeyen adam, dayanamayan adam dışarıdaki mücadeleyi kaybeder. Hiçbir şey yapamaz. Bunu manaya geliyor bu. Vel haşi'ine vel haşi'at. Huşu boyun eğmek manasına gelir. İhlas manasına gelir. Namazda huşu duymak çok önemli bir olaydır. Mü'minun suresinin ilk ayeti قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ حَاشِعُونَ Namaz kılıyor ama diyor Allah-u Teala felaha ulaşamaz. Huşu bulan adam namazda felaha ulaşır diyor orada. Ha orada huşuyu namazda deniyor Allah. Orada huşu denen samimiyeti, ihlası, bütün benliğini Allah'a vermektir namazda böyle. Biz namazda çekler, senetler aklımıza geliyor biliyor musun? Namazımızın değerini, o altını 24 ayar değerini düşürüyor bakıra. Gene namazdır. Ha. Namazdır da fakat işte bakır da madendir. Ha işte 24 ayar altın da madendir yani. Anlıyor musunuz şimdi? Ha bu
orada o Mü'minin suresinin ikinci ayetinde bunu söylüyor. Ama önce diyor ki felaha kavuştu müminler. Kim onlar? اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشُونَ Orada yedi tane madde sayıyor. O yedi maddeyi sayacak değiliz biz burada. Birinci madde namazda huşu bulandır. Öyle diyor. Kurtuluşun, zaferin, mutluluğun, barışın geçtiği yolu anlatıyor Allah-u Teala. Orada birinci o. Şimdi haşiin kelimesini sadece namazda uygulamıyoruz. Haşiin kelimesi bütün her şeyde, talebe-öğrenci ilişkilerinde olması lazım bu samimiyet, bu ihlas. Yani Allah'la kul arasında olduğu gibi karı ile koca arasında huşu içinde olan bir ailede problem olmaz. Kadın kadınlığını bilirse yerini, efendim erkek erkekliğini bilirse huşu meydana gelir o orada. İşte Allah'a karşı huşu da kul kulluğunu bilecek. Allah da Allah'lığını bildiğine göre orada huşu. Orada huşu. Ha kavga ediyorsak, birbirimizin sahasını taşıyorsak, ben Allah'ın bulunduğu sınırı taşıyorsam o huşu oradan kalktı işte. Git. Yok. Bunu söylüyor. Vel mutesaddikine vel mutesaddikati. Tasadduk eden, karşılıksız bağışta bulunan cömert erkeklerle cömert kadınlar diyor Allah. Baba nerelere geldi şimdi? Bu sefer işi aldı, sabir, haşi, bütün bunlar iman etmiş olmak, insanın iç aleminde başlayan bir ağaç. Bunun büyüyüp topluma yayılması olayı. Fakat şimdi ise ekonomik olaya geldi. Ekonomik, psikolojik olaylardan, olgulardan ekonomik ve sosyal olguya intikal etti Allah-u Teala. Dedi ki, tasadduk eden, karşılıksız yardım eden erkeklerle yardım eden kadınları ben değerlendiriyorum. Ben bakıyorum. Bu cömert erkekler kullarımla cömert kul kadınlarımı dikkat ediyorum. Ben bunu çok önem veriyorum bu işe diyor. Bir fakirin elinden tutan bir kadın, bir fakirin elinden tutan bir erkek. Ah, ha bunu arıyorum diyor Allah-u Teala. Ha bunu arıyorum. Ve bunu Kur'an-ı Kerim'de öyle bir anlatıyor ki, şöyle diyor, şöyle bir soru soruyor Allah. Dört tane yerde var Kur'an'da arkadaşlar. Şimdi okuyacağım size ikinci yüzdedir. Men zellezî yugrulullâhe garlan hasenen. Allah'a kim bir borç para verecek diyor. İyi borç, bana borç ver. Borç istiyorum sana, ben verdim sana bunu diyor. Bu malı sana ben verdim, bana borç para ver. Ya Rabbi senin borç paraya ihtiyacın mı var? Soruyoruz. Hayır diyor. Benim fakirime yardım edeceksin. Ona verdi mi bana borç veriyorsun. Ha ben sana kat kat vereceğim onu diyor. Ayetin sonu oraya geliyor. Allah'ın fen kesir abi. Kat kat sana vereceğim. Ya bana borç para verir diyor Allah-u Teala. Ben sana verdim bu parayı ya. Ben bunu verdim sana ver bana. Sana ne işin var ya Rabbi? Sen verdin bana bunu. Sen borç paraya ihtiyacın yok. Fakir kulum bendendir, onun elinden tut, bana borç para veriyorsun diyor. Bunu Kur'an'da bak ikinci cüzde var. Hele 28, 27. cüzde iki tane var peş peşe. Peş peşe bir sayfa arayla. Ha ne demektir bu? Tasadduku, infak etmeyi, yani bu sizin için değil, siz bunu yapıyorsunuz zaten. Böyle bizim cemaatimiz, bizim Türkiye halkı için bir tek bu işten sebep Türkiye'de doğup büyüdüğüm için iftihar ediyorum ha. Bizim Türk halkının yardımseverliği. Dünyada yok. Eşi yok. Tek. Bunu televizyonda da söyledim. Ha buna samimiyim. Ama bu ders öyle geldiği için öyle anlatıyoruz yani. Yoksa size burada bu ders size fazla gelir yani. Yakışmaz çünkü bizim cemaatimiz cömerttir. Bizim insanımız cömerttir. Bu mahşerde tescillidir yani. Ama Allah-u Teala bunu çok önemsiyor burada. Tasadduk eden erkeklerle kadınları. Ve saimine ve saimat. Bak orucu ondan sonra attı. Oruç tutanlarla, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar. Fakat saim kelimesi burada oruç tutmak manasına geliyor. Kütübe aleykümü sıyamı olduğu gibi ikinci yüzde. Fakat saim kelimesinin buradaki yeri sanki biraz farklı da
nefsine hakim olan manasına geliyor. Zaten oruç ibadet onun için konmuştur. Nefsine hakim olmak manasına geliyor. İşte saim kelimesini burada oruç tutan kelimesi manası vereceğimiz gibi biraz daha özüne inersek kelimenin, öz cevherine inersek orada nefsine hakimiyet manasını buluruz saim kelimesinin. Doğal olarak da bu şekilde mana vermekte de yarar vardır ve bu manayı da alimler veriyor. Mesela Muhammed Esed bu manayı veriyor. Ha, biz onun manasını da veriyoruz, bu manayı da veriyoruz. Yani oruç ibadetini de diyebiliyoruz. Nefsine hakimiyet olan kadınlarla hakim olan erkekler manasına geliyor. Şimdi niye burada koydu bunu diye bir soru soruyorum. Ya Rabbi, bu saimini niye yukarıya koymadan buraya koydun onu? Bunu sormak mecburiyetindeyiz. Tefsir yazıyoruz sözüm ona. Sorduğumuz zaman şunu diyor bana ayet. Cevaben. Şu yukarıdakileri yapmayan adam nefsine hakim olamaz diyor. Anlıyor musun? Neydi o yukarıdakiler? Geç gelenler için söylüyorum. Teslimiyet, iman, itaat Allah'a, sadık doğruluk, sabretme, ihlas, samimiyet ve tasadduk yapmayan adam nefsine hakim olamaz. Onun için buraya koymuşum. Yani yeri çok önemli. Ben bu çok önemli. Böyle ayetleri böyle tefsir ediyorum. Buraya niye koydun? Öyle mi başa koymadın? Yukarıdaki değerleri yerine getiremeyen, amelleri yapamayan adam nefsine sahip çıkamaz. İşte insanlar neden nefsine sahip çıkamıyor? Müslüman adam her şeyi yapıyor bakıyorsunuz. Ya beş vakit namaz kılıyor bir adam diyorsun, bakın ola bu her şeyi yapıyor. Niye? Niye burada eksiklik var? İşte kabloda kopukluk var. Kabloda kopukluk var. Vel hafizine furucan, bak işte geldi. Vel hafizati. Cinsel organlarını koruyan adam demektir. Cinsel organlarını koruyan erkeklerle koruyan kadınlar diyor. Bunu da en sona bıraktı. Çünkü cinsel içgüdüyü kontrol altına almak en zor iş. En zor iş. Cinsel içgüdü bu insanlara bu pislikleri yaptırıyor. Bu cinsel ahlaksızlığı bir düşünsenize. Şöyle bir aklınıza bir getirsenize. Ve ne olduğu göreceksiniz orada. Bütün bu dünyadaki problemlerinin çoğunun altında cinsel içgüdü vardır. Aslında insanın hayatında çok az bir yer işgal etmesine rağmen, tıpkı altın gibi çok azdır ama madeni fakat çok kıymetlidir. Cinsel içgüdü de insanın hayatında çok az bir zaman işgal eder ama fakat çok az ama çok güçlü. Ve bu o kadar güçlüdür ki bütün ruhi hastalıkları Freud buraya yüklemiştir, libidoya yüklemiştir. Freud'un psikanaliz metodunu incelerseniz, şimdi geçtik tıp alemine geçtik, şimdi psikiyatriye geçtik. Oraya okursanız orada görürsünüz libido kavramını devreye sokuyor. Libidosunu tatmin edemeyen diyor, cinsel arzularını diyor ve onlar o insanı ısırırlar diyor. Isırırlar diyor ve cinsel içgüdünün peşine koşar. O ısırılmış hayvanları hani bizim yaylada çobanlık yaparken o keneler sokar ya hayvanı, bir de bakarsın ki tezdürdü doğru ahıra. Daha tutamazsın onu yaylada, onu artık. Bitti, o ısırılmıştır o hayvan tarafından. Cinsel içgüdü de ısırdım adamı, tamam bitti onun işi artık. Nasıl benzetme yapıyorum, çobanlık yaptığım için bu yüzleri biliyorum yani. Efendim. Bu cinsel organları koruma olayı. Hatırlar mısınız? Size anlatmıştım bir ara. İlimde ayıp yoktur. Anlaması için söylüyorum. Gençlere. Cinsel organlarımız. Arkadaşlar, vücudumuzda bir takım delikler var. Göz, kulak, ağız. Cinsel organlar. Bunlar vücudumuzdaki dışa açılan kapılar. Bunlar bizim vücudumuzun ülkesinin, vücut ülkesinin, beden ülkesinin gümrük kapılarıdır. Bu gümrük kapılarına polisi koyacaksın.
Kim giriyor bu gümrük kapısından içeri, pasaportunu soracaksın ona. İşçi müdür, diplomat müdür, turist müdür? Ona göre damgayı vuracaksın ona. Sormazsan ne girer içeri o kapılardan, o gümrükle bilinmez. O gözden hangi bilgiler içeri giriyor? O kulaktan hangileri giriyor? O ağızdan ne çıkıyor efendim? O cinsel organlardan ne giriyor, ne çıkıyor? Bunları kontrol edemeyen devlet, bütün casuslar girer içeri, her pislik içeri girer o devlete, gümrük kapılarına sahip çıkamıyor. Sen de beden ülkesinin gümrük kapılarına sahip çıkacaksın. Gençler, bu yorumumdan sonra anlamadıysanız gidin Boğaz Köprüsü'nü atlayın aşağı. Harika bir yorum yaptım size. Neyle bekleyeceğiz bu gümrük kapılarını şimdi? Bu vücut ülkesinin gümrük kapıları. Akıl, bilgi, iman. Anlaşıldı. O kapılara dikeceksin aklını. İmanını soracak oradan içeri gelen bilgiyi, akla vuracak. Diyecek ki ne işin var buraya sen? Kulaktan giriyorsun, gözden giriyorsun ama diyecek ki akıl. Ne yapıyorsun? Pasaportunu ver bakayım ben. Batıl mıdır, sahtekarlık mıdır? Yoksa ya nasıl bir fetva, nasıl bir bilgi bu? Soracak akıl. Soracak. Sormuyor, bizim aklımızı kullanmadığımız için, biz insanlara aklını kullanmadığını öğretmedik. Dedik ki ya boş ver, akıl ne işi var? Vahiy geldi, bitti bu iş. Daha akla lüzum yok. İslam alemi akılsız alem yarattı. Evet. Evet kahrolası. Akıl neymiş? Hala konuşuluyor bu. Ula akıl dini anlayacak, Allah'ın gönderdiği vahyi anlayacak da benim aklım olmasa bunları anlatabilir miyim burada şimdi? Ama maalesef İslam aleminde İslam adına, tasavvuf adına aklı attılar kenara. Akılsız bir toplum yaratıldı. Akıl olmayan bir yerde nasıl gümrüğe soracak, o bilgiye nasıl soracak, sen kimsin? Pasaportunu soracak da. Evet. Şimdi işte bu hafızına furucahum dediği Allahu Teala'nın, bu Kur'an'da her yerde geçer, pek çok yerde geçer. Efendim mesela Mü'minin suresinde var bu. Hele iki defa üst üste şeyde geçer efendim. Nedir o surenin adı ya Allah aşkına? Bir gideyim oraya bakayım. Hemen hatırlayamadım onu ya, o süreyi. Tamam şey. Ma'arij suresinde geçer. Efendim. Dolayısıyla bu çok ciddi bir olaydır. Cinsel organları koruma işi çok zordur. Güçlü bir iman ister. Güçlü bir akıl ister. Güçlü bir denge ister. Yani insanın iç yapısındaki psikolojik dengeler var. Tıpkı ekonomik dengeler dedikleri gibi, sosyal dengeler olduğu gibi, insanın iç aleminde de akıl, gönül, nefis arasında dengelerin oluşması lazım. Bu dengeler nefisten yana bozuldu mu? Aman ya Rabbi! Aman ya Rabbi! Bitti işte. Daha gümrük kapısı kalmadı, açıldı her taraf. Anlaşıldı mı? Ha, bunu burada söylüyor Allahu Teala ve en sona geliyor. Diyor ki وَذَّاكِر۪ينَ اللّٰهَ كَث۪يرًا وَذَّاكِرًا. Allah'ı çok çok anan erkeklerle çok çok anan kadınlar diyor. En sona bunu bırakıyor. En sona burayı bıraktı. Şimdi onlara bir şey hazırlamış, onu söyleyecek. Ula ezan mı geldi? Mübarek ya. Daha bir ayeti bitirmedik. Ha, zikir kelimesi arkadaşlar çok ciddi bir olaydır bu. Bunu çok hafife yorumlamamak lazım. Yani biz şimdi burada namazdan sonra tesbih çekiyoruz ya, Subhanallah, Elhamdülillah, Allah Ekber. Bu bir zikirdir. Bu da bir zikirdir. Yani Allah'ı anma olayıdır bu. Fakat zikir kavramı bu değildir sadece. Zikir kavramı aynı zamanda hatırlamak manasına gelir. Anmak ayrı şeydir. Hatırlamak ayrı şeydir. Anmak zamanı bellidir. Belli bir kesimde anarsın. Hatırlamak ise daha fazla zamana yayılır. Yani sen anmasan bile fakat her an o kişiyi yanında hatırlaman, yanında olduğunu hatırlaman çok daha farklı bir boyutudur bu işin. Zikrin çok daha farklı bir boyutudur. Ve Allahu Teala bunu işliyor Kur'an'da. Yani kulum beni yanında hissetmeli. Bunu devamlı hissedersen bu çok büyük bir zikirdir. Ve Allah'ı yanında hisseden adam da günah işlemesi mümkün değildir. Günah işlemenin sebepleri vardır diyor Allahu Teala.
Beni yanında hissetmiyor kulum. Beni çok uzakta görüyor. Kendini benden çok uzakta gördüğü için diyor, zannediyor ki Allah yanımda yok. Benim bu işimi görmüyor. Görmüyor beni. Ve diyor Allah-u Teala, ve diyor Allah-u Teala çok ciddi, çok ciddi işi asılıyor. İnsanlardan çekiniyorsunuz, benden çekinmiyorsunuz diyor ya. Olacak iş değil diyor ya. Nasıl bu işti bu ya? Yani ben her yerde varım. Bir subhanallah diyorsun benim için. Her yerde, mekanda münezzehim ben, her yerde varım. Ama benim yanımda insanın olmadığı yerler pisliği yapıyorsun ya. Anladın mı şimdi? Demek ki burada imanda bir zafiyet var. Nerede söylüyor bunu Allah-u Teala biliyor musun? Nisa suresinde söylüyor. Bak. O Nisa suresinde nasıl söylüyorum şimdi söyleyeyim onu size. Bak, bak geldim oraya. يَسْتَحْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَحْفُونَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعْهُمْ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْلَى مِنَ الْقَوْلِ اَمَا اَوْلَى اللّٰهِ Bizim konuşmamız işini böldü. Bunu vereyimse mana bir daha buraya dönemem bu ayete. Diyor ki Allah-u Teala يَسْتَحْفُونَ مِنَ النَّاسِ İnsanlardan çekiniyorlar, korkuyorlar. İnsanların yanında zina etmiyorlar. İnsanların yanında memneleri yapmıyorlar. Ama وَلَا يَسْتَحْفُونَ مِنَ اللّٰهِ Benden korkmuyorlar. Ula وَهُوَ مَعْهُمْ Habuç Allah onlarla beraberdir ya. Ben seninle beraberim. Benden çekinmiyorsun, insanlardan çekiniyorsun. İnsanları tanrı edindin, beni tanrı edinmiyorsun diyor Allah-u Teala. Böyle şey olur mu diyor. Ayete bak, ayete. Ayete bak. Delikanlılar. Gençler, Allah buraya nasip getirdi bu akşam, bugün bunu mu konuştuk? Yoksa ben bunu buralara bilmiyordum, ben buralara bu ayeti bilmiyordum yani. Ama dedi bana ki ben buradayım hoca efendi. Zikrin ne olduğunu bensiz anlatamazsın dedi bana. Demek ki neymiş zikir? Her an Allah'ı yanında hissetmekmiş. Biz bu zikir burada kalmasın, gelecek devam edeceğiz. Çünkü bu bir bitmedi. Gelecek hafta da buna biraz değineceğiz. Biraz erken gelin. Efendim, onu anlatalım. Ne anlattık bugün? Arkadaşlar bugün 35. ayette Ahzab suresinin Allah-u Teala Müslümanın bir takım vasıflarını saydı. Bir takım şeyler verecek ona. Onu demedik. Oraya gelen ayeti bitiremedik. Müslüman kadın, Müslüman erkek, inanan kadın, inanan erkek, inanan boyun eğen erkek, boyun eğen kadın, doğru erkekler, doğru kadınlar, sabreden, dayanan erkekler, dayanan kadınlar, samimi erkekler, samimi kadınlar, Müslümanlıklarında tasadduk eden, hayır yapan, infak eden erkekler, infak eden kadınlar ve saimine ve saimat oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar, yani nefsine hakim olan erkekler, nefsine hakim olan kadınlar, vel hafızine furucahum vel hafızat ve cinsel organ